Dokunulmazlıkların kaldırılması gündeme geldiğinde özellikle iki şeyin altını çizmeye çalıştık. Birincisi, bu yapılan bir darbe operasyonunun yeni bir aşamasıdır dedik. İkincisi, bunu boşa çıkarmak için demokrasi güçlerinin en geniş şekilde bir araya gelmelerinin zorunlu olduğunun altını çizdik. O günlerde bu söylediklerimiz maalesef parlamentoda yeterince yankı bulmadı. Özellikle ana muhalefet partisinin bu konudaki tutumu hepinizin malumudur. 4 Kasım'da eş genel başkanlarımız dahil çok sayıda milletvekili arkadaşımız gözaltına alındı, sonra tutuklandı. Bazı kesimlerin kayıtsızlığı, hatta bu gelişmelerdeki katkıları bugün demokratik mücadeleyi birlikte yürütmeye engel değildir. Bugün eğer bir doğru yapılıyorsa, bu doğruya geçmişteki hataları gerekçe göstererek bir çizgi atmak doğru değildir. CHP'nin ve genel başkanının Enis Berberoğlu'nun tutuklanması dolayısıyla başlattıkları yürüyüş geç de olsa doğru bir tepkidir. Bu doğruyu sürdürmenin, güçlendirmenin şartı ama sadece belli bir partinin, kendi partilerinin milletvekiline ve muhtemelen başka milletvekillerine yönelecek olması ihtimalini değil, bütün tutuklu milletvekillerine ve bir bütün olarak demokratik siyasete sahip çıkma iradesini göstermeleri mümkündür. Eğer bu yürüyüş şimdi Türkiye'de demokrasi güçlerinin bu yaşadığımız siyasi darbe operasyonuna ortak tepki verme iradesini güçlendirirse önümüzde önemli fırsatlar olacaktır. Siyasi darbeye karşı çıkmak bu ülkede sadece bir kesimi savunmak anlamına gelmez, demokrasiyi savunmak anlamına gelir. Kurumsal işbirlikleri şart değildir. Ama geniş bir tabanı demokratik ilkeler ve değerler ve hedefler etrafında harekete geçirecek her türlü çaba bu ülkenin ihtiyaç duyduğu çok değerli bir çaba olacaktır.